Sevgili gönül dostlar, tadımlıktı. Haftaya inşallah tamamını duyacaksınız. Rahmetli Muhsin Başkan'a yazılmış özel bir parça. Bestesi Muammer Yavuz'a ait özel yapılmış bir parça, sözlü bestesi. Buradan da ona selam olsun. Değerli başkanımla çok güzel bir muhabbetim vardı. Ona dedi muhabbetimi dizelere döktüm, okursan memnun olurum dedi. Ben hatta dedim gel kendin oku dedim. Sen de oku. İnşallah haftaya bitmiş şekliyle dinleyeceksiniz ama buradan bizim de katkımız olsun istedik. Hocam parçayı güzel yazmış. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Çok Ay Yıldız'a al oldu çok diyor. Çok güzel anlattı. Ay Yıldız'a al oldu diyor. Evet. O şimdi bayrak mükemmel oldu. Hayat boyu dimdik durdu diyor. Ay Yıldız'a al oldu. Ne güzel. Rahmi Hocam o kaldığımız virgül koyduğumuz yerden devam edeceğiz. Yalnız seyircilerimiz de ulaşmak isterse numaramız geçecek. Geçtiği gibi de arayacaksınız. Düşerse şanslı numara size çıkarsa ulaşacaksınız. Yoksa Facia Book'tan yazın. Yazdıklarınızın hepsini kelimesi kelimesini okuyoruz. İsterseniz yazın bir test edin. Evet hocam. Şimdi Muhsin Başkan önce eşi için tatlı bir bey. Yani siyasi liderdir, şudur budur ama önce insan, çok tatlı bir insan. Eşinin hala arkasından böyle yad ederken gözleri dolduğu, çok sevecen, çok mutlu, çok tatlı bir insan. İnsan yani. İki, oğlunun ve kızının sevdiği, bayıldığı, hayran olduğu, örnek aldığı çok tatlı bir baba. Üç, insanların onda karşı görüş, karşı mezhep, karşı cemaat diye bir şey görmediği bir insan. Herkesi aynı gözüyle gören çağın Yunus'u, çağın Mevlana'sı. Şunu söyleyeyim. Hrant Dink'in öldürülmesinde bu devrin bir faili meçhulüdür. Evet. Fakat herkesten şiir beklenir de herkes zanneder ki Muhsin Yazıcıoğlu'ndan ters bir şey beklenir. Hrant Dink'in ölümüne ağıt yazan, şiir yazan tek insan. Yani her şey olabiliriz ama insan olursak en güzelini olmuş oluruz. Deniz Baykal onun öldüğünde rakipleri gibi gözüktüğü için söylüyorum. Tam ters sahada oynadıkları başka bir kulvarda olduğu için söylüyorum. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi sigortasını kaybetti diyor. Deniz Baykal'ın övdüğü bir insan. Bir gün bir arkadaşımız anlatıyor, gittik diyor, partinin sobaları yanmıyor, kaloriferleri yanmıyor, paltosunu giymiş böyle oturuyor. Birileri geldi diyor, Çeçenistan'dan bir çantadan çıkarttı diyor, bu 80 bin dolar teşkilatımız tarafından sizin için toplandı diyor ve 80 bin doları kendi soğuktan donarken onlar için toplandığı için Cihar Dudayev'e gönderen bir insan. Yani şuradan 5000'ini kalorifer yakıtına ayıralım demeyen bir yürek, kalp. Hocam burada bir virgül koyalım, bir telefonumuz varmış. Bakalım kim var? Alo. Alo. Erol Yazıcıoğlu. Hocam hoş geldiniz değerli başkanım. Hoş bulduk Hadi Bey. Geçen hafta beraberdik, bu hafta memleketten katılıyorsunuz duyduğumuza göre. Sivas'tan katılıyorsunuz. Sivas'tan şu an tabii ben çok teşekkür ediyorum size, sizin aracınızda Panam Avrupa'ya. Eyvallah. Gerçekten Avrupa'daki Türklerin yürekli yiğit sesini tüm dünyaya tanıtıyorlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Ayrıca stüdyoda bulunan İbrahim abi, Rahmi hocama ve diğer misafir kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Tabii geçen hafta da güzel bir program rolü yaptınız. Allah razı olsun. Ben tabii buradan ayrıldım. Biliyorsunuz 25-31 Mart arası rahmetlik şehitleri anma haftası dolayısıyla
hem Almanya'da hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, teşkilatlarımızda ve diğer sivil toplum kuruluşlarında programlar oluyor. 25 Mart'ta Taceddin Sultan Dergahı'nda şehidimizin kabri başında anma programı oldu. Ve tabii bu programlardan sonra da bir de Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu sonunda da tertip ediyoruz. Ben bu sempozyum vesileyle de Kosova'da, Kosova'nın Prizren şehrinde Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu gerçekleştirdi. Tabii Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızla beraber, birçok değerli arkadaşlarımızla beraber. Balkanlarda rahmetlik şehitlerimiz Balkanlara da çok önem veriyordu. Bütün hepinizin malumu, sene 99'da UÇK kampında bizzat kendisi helikoptere binerek oradaki Müslüman Kosovalı Türk kardeşlerimize, savaşan cephede savaşanlara hem manen hem madden destek vermişti. Biz onun hatıralarını tekrar Kosova'da canlandırmak, hatırlatmak, yaşatmak için böyle bir sempozyum düzenledik. Çok güzel geçti sempozyumda. Oradan tabii Şarkışlı'ya geçtik. Dün akşam Şarkışlı'da da çok duygu yüklü bir program vardı. Sivas'ta vardı. Bu şekilde programlar tamamlanmış bulunuyoruz. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum stüdyodaki arkadaşlarıma. Eyvallah. Cenab-ı Allah bütün Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmasın. Önce ülkemizin tüm İslam coğrafyasının kanayan gözyaşının dinmesini arz ediyorum. Hepinize, ekranları başında izleyen kardeşlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eyvallah. Eyvallah. Bizden de saygı, sevgi, selamlar. Teşekkür ediyoruz başkanım, katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. En azından Yazıcıoğlu soy ismini ekranlarda izleyicilerimiz gördü. Bir nebze de olsun. Rahmetli başkanı ağırlayamadık. Onun ailesinden sizi ağırladık. Allah razı olsun. Memleket havasını evet, buraya istirdiniz. Hepiniz o soy isimdesiniz. Rahmetli genel başkanımız, şehitlerimiz. Hepsini kendisini ailesinden görürdü. Kendini de bütün arkadaşlarının, dostlarının bir aile ferdi olarak görürdü. Hepimiz bir aileyiz. Kendisinin de dediği gibi hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Evet. Hepinize saygılar sunuyorum. Eyvallah Allah hocam. Allah razı olsun. Memlekete selam olsun. Aleykümselam. Sağ olun. Hocam, şimdi kaldığımız yerden tamamlayalım. Ondan sonra İbrahim hocam günden geçenleri, geçen hafta aramadık. Bu hafta da aramazsak haftaya yine konuk alırız. Her sene Bosna'da Ayvaz Dede şenlikleri oluyor. Evet. Büyük bir evliya Ayvaz Dede. Ayvaz Dede şenliklerine bir sefer ben de katıldım. Bir seferinde şeref konuğu olarak katılıyor Muhsin Başkan. Gazeteciler soruyorlar oranın Genelkurmay Başkanı'na, Bosna'nın. Diyorlar ki nereden tanışıyorsunuz? Genelkurmay Başkanı diyor ki cephede beraber olmuşluğumuz var diyor. Kimsenin bilmediği bir olay. Bosna Savaşı'nda cephede Bosna Genelkurmay Başkanı ile beraber. Bir gün yine Kosova'ya gidiyor. Uçak, helikopterle, kapıları olmayan bir helikopterle gidecek. Oradaki Kosova'daki Müslümanlara moral verecek, destek verecek. Pilot diyor ki o senin dediğin yere ben gidemem. Çıkarıyor silahını, sen gitmezsen ben seni zorla götürürüm diyor. Gidiyorlar, oradaki Kosova'daki mücahitlere moral veriyorlar, destek veriyorlar. Zafer İslam'ın olacak deyip geri dönüyorlar. Yani sırf Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da böyle insanların çok tatlı, rahat gördüğü, birlikte olduğu, dostluğundan gurur duyduğu, kuvvet duyduğu bir insan. Oğlunun bir sözünü ben bugünün gençlerine misal olsun diye hep böyle aklımda tutuyorum. Oğlu diyor ki babam bana hiçbir gün Büyük Birlik Partili ol veya Alperen Gençlik Kollarına üye ol demedi diyor. Dedi ki diyor sen hangi siyasi görüşü seversen ondan ol ama bir şeyi unutma. Allah ve Resulü ile aran hep iyi olsun. Ondan sonrası teferruat nerede olursa olsun diyen bugünün Türk gençliğine kendi evladı üzerinden böyle mesaj bırakan bir insan. Bir gün Tayyip Bey'in, şu anki Cumhurbaşkanımızın, bir yerde randevusu var. Diyor ki, telefon açıyor, Tayyip Bey diyor bugün filan saatte filan yere gidecekmişsiniz, randevunuz varmış.
Evet Muhsin Bey diyor, öyle bir randevum var ve gideceğim. Sakın gitmeyin, orada size kumpas kuruldu, siyasi hayatınızı bitirecekler diyor. Tayyip Bey'in ağzından da dinlediğim için söylüyorum. Şimdi böyle siyasetteki rakiplerini rakip görmeyip insan gören, insanlığı ön planda bir siyasiyle, şehitle, siyasi şehitle karşı karşıyayız. Onu şehit ettiler. Onu şehit ettikleri zaman Kayseri valisi diyor ki, Muhsin Yazıcıoğlu helikopteri trafik kazası geçirdi, ayağı kırıldı, şuuru yerinde ambulansla getiriyor. Doğru söylüyordu adam, Mevlüt Bilici. O Kayseri valisi söylediği sıralarda, dakikalarda oraya iki tane helikopter inmişti. Ama inen helikopterin bir tanesi, Sikorski'nin bir tanesi inişte düzgün rahat inemediği için orada çarptı, yere sert iniş yaptı, ters iniş yaptı. Orada bozuldu, sonra taşıdılar. O ikinci helikopter indiğinde ihtimal ki yani başta gazeteci İsmail Güneş olmak üzere birçokları sağdı. İşte onları orada katlettiler, işte onları orada şehit ettiler. Sonradan görüyoruz ki gazeteci İsmail Güneş'in çenesi kırılmış. Çenesi kırılan insan 45 dakika telefonla nasıl konuşur? 45 saniye bile konuşamaz. Ama konuştu. Sonunda da dediler ki yok, öldü. Ölmedi, öldürüldü. Bildirilen yer. Biz çok gördük bunu. Kışta birisi kaldı İstanbul'da. Onu böyle 15 dakika içinde telefonunun yerini bildikleri için gidip hemen kurtardılar. Bir tanesi Türkiye'de bir turist kadın öldürüldü. Öldüren katili ta gittiler Antakya'da Suriye sınırında yakaladılar. Eğer devlet istiyorsa, eğer devlet isterse o keçileri değil böyle 6 senede 6 saatte tek 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 çıkarıp hakim huzuruna, mahkeme huzuruna kor. Ama işte hocam burada da bir ince bir nokta var. Devletin elindeki o güçler gizliyorsa devletten, orada da artık devlet, demek ki geçen bir söz söylendi, hani iktidar olmak var, muktedir olmak, bazı evet. şeylere muktedir olmak var denildi ya. Şimdi demek ki o teşkilatın içinde muktedir olmadığı birimler vardı o zaman. Hala da var. Yoksa bu iş aydınlanırdı. Ben inanıyorum ki ne kadar rahmetli Muhsin Başkan Tayyip Bey'i kolladı, düşündüyse o kadar da Tayyip Bey'in ona karşı muhabbeti, sevgisi var. Vardı, hala da var. Ama bir yerler demek ki bir şey yapıyor. Muhsin Bey ve Tayyip Bey birbirine kardeşim diye hitap evet. ediyorlar. Gülefer Hanım, Muhsin Bey'in hanımı diyor ki Tayyip Bey hadi şu kardeşlik hukukunu artık yerine getiriniz. Ve Bülent Arınç Bey de diyor ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulmak bizim için şeref borcudur, evet. namus borcudur diyor. Hepimiz biz için. Hala efendim Tayyip Bey'den de Abdullah Gül Bey'den de yani o günün Türkiye'nin yöneticilerinden de biz bunu bekliyoruz. O kardeşlik hukukunu yerine getirecek bir güçleri varsa, nasıl ki bir suikast yapılacak şeklinde söylendikten sonra hemen kozmik odalara girildiyse, Bülent Arınç Bey için bunu yapan devlet gücünün Tayyip Bey'in elinde veya bir başkalarının elinde, elinde olmayan gruplar varsa işte Türkiye'de mahkemeler var. Bir yerlerden ulaşılıp halledilsin istiyoruz, bekliyoruz. Yoksa öbür dünyada biz mahkemeyi kübrada bunun hesabının sorulacağından milyarda, trilyonda bir bile bir şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Ama biz iş buradayken bitsin diyoruz. Aynen. Cihazlarını söktüler götürdüler, meşhur oldu. Yani Cumhurbaşkanı en son yani bu keçiler mi söktü deme cümlesini kullandı. Çok açık bir şeydi. Orada olaydan sonra bakıyoruz ki pilotun kanında ve pilotun arkasında oturan gazetecinin kanında çok yüksek miktarda karbon monoksit bulunuyor. Şimdi acaba içerideki o zehirlenme onların üzerinden uçan savaş uçaklarının çıkarttığı, onların egzozlarından çıkan dumanın zehri mi, neyin zehri olduğunu da o raporlar duruyor. Onun sonuçlarını da bekliyoruz. Yani